Evet, hipersensitif de konusu benim meraklı olduğum ve ilginç bulduğum konulardan bir tanesi. Umarım size iyi bir şekilde aktarabilirim. Şimdi hipersensitif de deyince sanki bu kelimeyi ikiye böldüğümüz zaman bir hiperimiz var, bir sensitivitemiz var. Fakat bu sensitivite lafı aslında immün yanıt demek. Ve hiper denildiği zaman sanki çok fazla aşırı bir immün yanıt gibi bir olay anlaşılıyor. Fakat aslında bu doğru değil. Niye? Çünkü hipersensitivitede bizim için esas olan hadise nedir? Bütün bu hikayenin sonunda bir doku hasarı oluşması. Yani aslında bir immün yanıt var. Fakat bu immün yanıt doku hasarı oluşturuyor. Ve bu immün yanıt gerçekten fazla bir immün yanıtı olabilir veya normal bir yanıt olabilir. Fazla bir yanıt olduğu zaman tabii ki doku hasarı olabileceğini tahmin edebiliriz. Ama normal bir immün yanıtın da doku hasarı verdiğini göreceğiz. Ve nasıl olduğunu göreceğiz. Ve hipersensitivite konusuna dört ana başlık halinde girmemiz gerekiyor. İlk önce onunla başlayalım. Şimdi efendim, hipersensitivite dediğimiz hadise 1, 2, 3 ve 4 numaradan oluşuyor. Ve bunlara baktığımız zaman 1, 2 ve 3 numarada antikor ortak. 4 numara ise hücresel. Ve dolayısıyla buna hücresel hipersensitivite deniyor. Fakat A ve B'de de aynı zamanda hücresel olabilir. İlla şart değil yani. Fakat ağırlık antikor ağırlıklı olması. Şimdi bunları yavaş yavaş gözden geçirelim. Birincisi, bir numaralı olan hadisede antijen açısından incelendiği zaman bir burada serbest antijenler var ve aynı zamanda yabancı antijenler var. Peki şimdi yani ne demek istiyoruz bu? Bu ne demek abicim bu? Sen bize böyle bir şey dedin. Hadi bakalım anlat bize. Şimdi bunu örneklerle anlatmaya çalışalım. Mesela polen. Polen serbest bir antijen. Aynı zamanda yabancı bir antijen. Yani dokularda fikse değil. Bu yabancı antijenleri anlatmak istediğim sadece o. İkincisi ev tozu. Gene serbest antijen. Gene yabancı antijen. Üçüncüsü penisilin. Gene serbest antijen artı yabancı antijen. Demek ki antijen konusu böyle. Şimdi geldik antikor konusuna. Tip 1 hipersensitivitede immün globulin E. Ve bu arkadaş fikse durumda. Neyi üzerinde fikse durumda? Mast hücreleri artı bazofiller. İlk önce farklılıkları görelim, sonra detayına dalarız. Tabii bu aynı zamanda bir farklılık getiriyor. Antikorumuz immünoglobuline ve bağlı fikse. Halbuki antijenimiz neydi? Serbest ve yabancı. Şimdi geldik ikinci tip hipersensitivite. İkinci tip hipersensitivite de antijen, fix ve intrinsik. Şimdi bu ne demek? Bu da şu anlama geliyor. Örneğin eritrositler de antijen fixe. Kime hasar veriyor? Eritrositlere hasar veriyor. Veya glomerülün üzerinde antijen var. Kime hasar veriyor? Glomerüle hasar veriyor. Burada anlatmak istediğimiz şey şu. Bir kere antijen fix, yani serbest antijen değil. Ve intrinsik, yani yabancı da değil. Çünkü eritrositin üzerinde. En önemli fark bu. Birisinde serbest ve yabancı, öbüründe antijen fix ve intrinsik. Yani dokunun üzerinde bu arkadaş. Ve serbest değil, fixe ve yabancı değil. Peki tip 2'deki antikorlar ne olacak? IgG veya IgM olacak.
Şimdi buraya üçüncü bir organizasyon daha yapacağız. Üçüncü organizasyonumuz ne? İmmün kompleks. İmmün kompleks nerede olacak? Bakın serbest antijende. İmmünoglobin neredeydi? Mast hücresi, bazofilde olacaktı. Dolayısıyla bu mast hücresi ve bazofil üzerinde olacak. Fakat buna karşın 2 numarada olan hadise nerede olacak? Ya eritrositte olacak ya glomerüler nefritte olacak. Yani hedef hücre üzerinde olacak. Burada ise neredeydi? Mast hücresi ve bazofil üzerindeydi. Geldik şimdi 3 numaraya. 3 numarada antijen serbest. Fakat antijen hem egzojenik hem endojenik olabilir. Öbüründe neydi? 1 numarada yabancıydı. 2 numarada intrinsik yani endojenik. 3 numarada ise hem egzojenik olabilir, hem içeriden hem dışarıdan olabilir ve serbest. Serbest olması 1 numaraya benziyor. Ama antijenin fix olması nedeniyle 2 numaradan ayrılıyor. Peki antikorlarda ne? Antikorlar bakın gene aynı şekilde immünoglobulin G ve M. Fakat buradan farkı ne? Burada mast hücresinde ve bazofildeydi antikorlar. Fikseydi. Burada hedef hücrenin üzerinde gene fikse fakat burada serbest. Ve dolayısıyla immün kompleks oluştuğu zaman immün kompleks nerede olacak? Serbest olacak. Başka hiçbir yerde olmayacak. Halbuki burada neydi? İmmün kompleks mast hücrelerinin üzerinde, immün kompleks bazofillerin üzerinde. 2 numarada neydi? Zaten intrinsik bir antijenimiz var. Ve target hücresi de hedef hücreydi. Yani immün kompleks hedef hücrede olacaktı. Fakat burada ise antijen serbest. Fakat hem egzojen olabilir hem endojen olabilir. Yani yabancı ve intrinsik olmasına göre. Yani egzojen, endojen demek bu. Kelime kalabalığı. İmmünoglobulin G ve M var ve serbest. Ve dolayısıyla antijenler de serbest olduğu için. İmmünoglobulinler de serbest olduğu için immün kompleks serbest olacak. Evet, 4 numaraya da geldiğimiz zaman onun hücresel olduğunu altını çiziyoruz, değil mi? Şimdi gelin isterseniz şöyle bir şey yapalım. Diyelim ki ben dışarıdan bal yedim ve bala karşı alerjim var. Ve bala karşı alerjim olduğu için ben antijen olarak kabul ettiğimden dolayı ona karşı antikor oluşturdum. Ne tip antikor oluşturacağım? İmmünoglobulini antireceğim. Çünkü bu serbest bir antijen ve yabancı bir antijen. Ve bunlar mast hücrelerinin üzerinde olduğu için immünoglobulinin fikse olduğundan dolayı bu gidecek immünoglobulinin neye yapışacak? Yani mastın ve bazofillerin üzerinde olduğuna. Dolayısıyla immün komplekslerimiz de fikse olacak. Nerede? Mast ve bazofillerin üzerinde. Eğer benim herhangi bir şekilde bir kemik iliğinde üretilmiş hücre antijenikse benim için bir kere fikse bir antijen ve intrinsik bir antijen. Ve ne olacak? Benim antikorlarım gidecek immünoglobuline hedef kitle olan bu kemik iliğinde üretilmiş antijenik hücreye bağlanacak ve onun üzerine parçalayacak. Nerede immün kompleks? Hedef hücrede. Bana dışarıdan bir ilaç verildi. Bu ilaç ne? Serbest bir antijen. Nereden geldi? Egzojen. Sonuçta ne oldu? İmmünoglobulin G ve M oluşturdum ki bunlar da serbest. İkisi beraber ilaçla birleşerek immün kompleks, antijen antikor kompleksi serbest olarak dolaşımda olacak. Eğer benim vücuduma dışarıdan bir mantar, bir fungus gelmişse ona karşı ne olacak? Hücresel bir immün yanıt oluşacak. Bu da hücresel hipersensitiviteyi sağlayacak. Çok basit ve anlaşılabilir şekilde olduğunu düşünüyorum. Çok fazla detaya da girmeye gerek yok. Bu giriş dersi olarak bunu kabul edelim. Ondan sonra ilerleyen derslerde 1, 2, 3, 4'ün bir detay incelemesini yapalım.